Öncelikle rahmetli İlhan Bey'in, babamın bıraktığı bu değerli kulübü onuruyla, şerefiyle taşıyarak ileriki yerlere götürmenin gayreti içerisinde olacağımızı emin olmanızı istiyoruz. Hakikaten iz bırakmış, insanın ölümle, doğumla ölüm arasında geçen zaman içerisinde zaten bıraktığı izler en önemli şey. Bu olsa gerek. Ben buradaki bütün divan kurulu üyelerine, Gençler Birlikte olan sevenlerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Abimin, Murat Bey'in başkanın, yeni başkanımızın bu bayrağı, bu sancağı daha ileriye götüreceğine bir kardeş olarak inanıyorum. Siz aktif görev alacak mısınız Gençler Birliği'nde? Son yönetimde de yoktunuz. Her ne kadar uzakta dursak biz Gençler Birlikte'yiz. Her zaman desteğiz. Bir sorumluluklarımız var. İş hayatı var. Babamız yani hem işi hem kulübünü bir arada götürüyordu ama günün yarısından fazlası kulübüne emek veriyordu. Bu tabii ki çok bir gönül işi, sevgi işi. Bizler de evlatlar olarak yönetimde olmamız olmamamız hiç önemli değil. Cavcav ailesinden bir tane soyadın orada olması bizim için yeterli. Çok teşekkür ederim. Gençler Birliği'nde bir genel kurul günü daha ama bu sefer daha farklı bir genel kurul. Uzun yıllardır kulüp başkanımız İlhan Cavcav aramızdan ayrıldı. Onsuz bir genel kurul. İlk olarak bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii çok üzüntülüyüz. Yani 38-40 yılını kulübümüze vermiş bir başkanımızı kaybettik. Daha her şeyden önemlisi bir büyüğümüzü kaybettik. Onsuz bir genel kurul. Herkeste bir burukluk var. Ama inşallah hayırlısıyla genel kurulumuzu bugün tamamlayıp çıkacağız. Murat Cavcav yönetimde tek liste genel kurula giriyor ama burada gördüğümüz genel kurul havasında çok büyük bir destek var. Tek aday olmasına rağmen ilk genel kuruldan delegelerin buraya geldiklerini görüyoruz. Bu da herhalde camiaya biz arkanızdayız birlik bir mesaj olarak algılayabilir miyiz? Tabii kesinlikle öyle bir mesaj zaten. Bu da Gençler Birliği taraftarının, Gençler Birliği delegelerinin ne kadar vefakar, ne kadar hatır şinas olduğunun bir göstergesidir. Kendileri İlhan Bey'den sonra Murat Bey'e teveccühlerini ortaya koymak için bugün ciddi bir katılım vardır. Bir de bugün ilk tarih biliyorsunuz. Genelde genel kurullar ikinci tarihte gerçekleştirilir ama şu anda bile çoğunluğu sağlamış durumdayız. İnşallah hayırlısıyla genel kurulumuzu tamamlayıp Murat Bey'i başkan olarak buradan çıkartacağız. Gençler Birliği'nin son dönemdeki etkili yöneticilerindensiniz. Gençler Birliği Murat Cavcav döneminde size neler bekliyor? O babasından aldığı bayrağı daha ileri taşıyacaktır. Hedef budur. Neler söylemek istersiniz? Tabii en büyük gayesi o olacak. Yani öncelikle hem spor kulübü adına hem şirketleri adına almış olduğu bayrağı ileriye taşımak için elinden gelen mücadeleyi verecektir. Ama biz tabii İlhan Bey'i her gün, her dakika arıyoruz. Yani her konuda eksikliğini hissediyoruz, her konuda yokluğunu hissediyoruz. İnşallah başarılı bir yönetimle ligde üst sıralarda olan bir takımı ortaya koyacağız Allah kısmet ederse. Tabii şimdi 40 senelik İlhan Bey'in imzasından sonra Gençler Birliği'nde bu ilk kongremiz olmuşuz. Onun bir burukluğu var bir kere herkesin üzerinde, gerek delegenin üzerinde, gerek yöneticinin üzerinde, gerek camianın üzerinde. Ama burada en güzel şekilde bu kongreyi yapıp, Murat Bey'in tek aday olduğu kongreyi yapıp, Murat Bey'i başkan seçip İlhan Bey'in vasiyetini yerine getireceğiz. İnşallah bayrağı İlhan Bey'in bıraktığı yerden daha iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Şu anki tek hedefimiz, tek düşüncemiz o. Bunun içinde zaten gördüğünüz gibi çok güzel bir atmosfer var. İlk defa Gençler Birliği'nde ben uzun zamandır kongrelere gelirken 99'dan beri ilk kongrede bu kadar büyük bir çoğunluk var, bu kadar bir coşku var. Herhalde Allah'ın izniyle bugün kongremizi yapılacak. Her şey de Gençler Birliği açısından çok güzel olacak. Siz de değindiniz. Yani bu bir nevi Murat Cavcav yönetimine de mesaj. Camia arkanızda. Kimlerinden alabiliriz herhalde değil mi? Tabii ki zaten sonuçta İlhan Bey'in rahmetlerinin bize vasiyetiydi bu. Bu da yerine geliyor. Camiada bu vasiyete sahip çıktı. Camia olarak sahip çıktı. Onun da en güzel şeyi göstergesi bu delegenin burada olmasıdır. Bu kadar insanın ilk genel kurulda burada olmasıdır. İkinciyi beklemeler. Camia olarak herkes Murat Bey'in arkasında, Murat Başkanımızın arkasında. İnşallah da her şey çok güzel olacak Gençler Birliği'nden bundan sonra.
Çok teşekkür ederim. Sayın Üstündar, buruk bir genel kurul ama yeni de bir dönem açılıyor Gençler Birliği'nde. Siz neler söylemek istersiniz? Kulüpte çok uzun süreler etkiliyor. Evet, Arda Bey'in söylediklerinin hepsine katılıyorum. Gerçekten bir taraftan bir burukluk var içerimizde ama bir taraftan da bu yoğunluğu, bu coşku gördüğümüz takdirde bir sevinç var. Evet, başkanımız İlhan Cavcav'ın bize bırakmış olduğu bir emanet. Gençler Birliği taraftarları, şu anki yönetime bırakmış olduğu bir emanettir. En güzel şekilde bu işe sahip çıkıp bu bayrağı hem yeni yönetim olarak hem de şu anki Gençler Birlikleri olarak en güzel noktalara götürmek için çaba gösterilecek. Evet, coşkulu bir kalabalık var burada. Evet, tek adayımız var, Murat Cavcav. Onu da gönülden ve bütün gençlerliler olarak herkesin destekleyeceğine eminim. Başarılı, güzel bir kongre olacak. Hem camiamıza hem yeni yönetimimize şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Başkanımızı kaybettikten sonra alışık olmadığımız bir genel kurulla karşı karşıyayız. Olağanüstü genel kurulumuzu yapıyoruz bugün. Ben yaklaşık 12 yıldır İlhan Cavcav'la birlikte bu kulüpte hizmet ettim. Önce kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. Saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah diyorum. Onun bıraktığı yerden bugünden itibaren görevi alacak arkadaşlarımız inşallah daha iyi şeyler yaparlar. Yokluğunu aratmazlar. Önce bugünkü olağanüstü genel kurulumuzun ben Türk futboluna, Gençler Birliği Spor Kulübü'ne, Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Sadece şöyle bir iki cümleyle sözlerimi bağlamak istiyorum. Rahmetli başkanımızın bu kulüpte oturttuğu bazı ilkeler vardı. Biz bu ilkeleri yaşatmalıyız ki Gençler Birliği Spor Kulübü yaşasın. Gençler Birliği Spor Kulübü yaşasın ki İlhan Cavcav ismi hep ama hep yaşasın. Ancak bunları söyleyebilirim size bu aşamada. Evet, bu ilkelerde olsun da görüyoruz bugün gerçekten genel kurulun ilk tarihi olmasına rağmen delegelerin teveccühü var. Genel kurulu gerçekleştiriyorlar. Evet. Bu da camiaya biz birlikteyiz bir mesajı olarak düşünebilir mi? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çok ama çok önemli. Herkes bir defa daha onun bıraktığı mirasın daha iyi ellerde, emin ellerde olduğunu görmek istiyor. Ve bugün koşa koşa geldiler. Kulübümüzün delegelerine tabii bu gösterdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha sunuyorum. Delegelerin bugün burada bu şekilde olması aynı zamanda yeni yönetimde yer alacak arkadaşların omuzlarındaki yükü bana göre daha da artırdı. Kim olursa olsun bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum. Yeni yönetimin artık böyle İlhan Cavcav'ın yokluğunda böyle bir daha ortak kararlar alacak bir yönetim olmasını bekleyebiliriz değil mi? İlhan Başkan yönetim kurulu vardı ama biliyorsunuz yani sonuçta İlhan Başkan'ın dediği şey genelde olurdu. Ama herhalde artık daha bir ortak kararlar üzerine bir yönetim bekleyebilir miyiz? Şimdi tabii bu işin bir dışarıda görünen kısmı var. Bir de içeride yaşanan kısmı var. Bizim başkanımız her ne kadar dışarıdaki öyle bir görüntüyü belki veriyordu ama evet, kamuoyu genelde kamuoyu öyle biliyor ama inanın bütün samimiyetimle söylüyorum içeride böyle değildi. İçeride bizim her zaman etrafında 18 kişilik yönetim kurulundan bazı arkadaşlarımız hep olurdu. Hep paylaşırdı, hep sorardı ama biz nihai kararımızı onun engin tecrübelerine inanarak, güvenerek ona bırakırdık. Aslında işte iş böyleydi. Tabii öncelikle Klas ailesine yapmış olduğu yayınlardan dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten spora çok büyük katkı ve destekleri var. Sağ olsunlar. Tabii ki İlhan abimizin yokluğunda ilk genel kurul. Hakikaten hüzünlü bir genel kurul baktığımızda. Çünkü biz İlhan Başkanımıza alışmıştık onu burada görmeye. Ve bu genel kurul salonlarında onun güler yüzünü, onun o İhtişamlı duruşu bize her zaman güven vermişti Gençler Birliği camiası olarak. Ama bugün aramızda yok ama bugün oğlu Murat Cavcav aday. İnşallah tabii ki Murat Başkanımızın da inanıyorum ki Gençler Birliği camiasına ekibiyle beraber çok şey katacak. Öncelikle bu genel kurulun Gençler Birliği camiasına ve Türk futbol camiasına hayırlı gitmesini temenni ediyorum. Tabii ki vefatından sonra ilk olağanüstü genel kurulda olması gereken güzel bir katılım var. Kalabalık gerçekten. Bu İlhan Başkanımıza bence saygı ifadesidir. Gençler Birliği camiası saygı ifadesidir. Olması gereken de buydu. İnşallah bugün de güzel bir genel kurdan sonra
yeni başkan ve ekibi hakikaten ülke sporuna, ülke camiasına güzel hizmetler sunar. Çünkü Gençler Birliği'nin geçmişine bugüne kadar baktığınızda gerçekten Türk futboluna çok önemli hizmetlerde bulunmuşlar. Bir çizgisi var. Bu çizgiyi de inanıyorum ki bundan sonra da bozmayacaklar. Türk futboluna sayısız oyuncular kazanan İlhan Başkan'ın ekibinin de arkadan Türk sporuna çok önemli hizmetler sunacak. İyi sporcular kazandıracaklar, ahlaklı sporcular kazandıracaklar. Ümit ediyoruz ve bunu da yapacaklarına yürekten ve kalben inanıyoruz. Önemli olan burada birlik ve beraberliği koruyabilmek ve Gençler Birliği camiasının tüm kulüplerimizden farklı bir özelliği vardır. O da iyi bir aile olabilmesidir. Bu aile özelliğinde gelene de inşallah bundan sonra da devam ettiler. Uğurlu olsun Aykut abi. Teşekkür ederiz. Amatör futboldan Gençler Birliği ilk yöneticilik galiba. Yanlış mıyım? Daha önce bir dönem vardı, olmuş muydu? Vardı, olmuştu tabii. Daha önceki yeni... Yaş yetmiyor belki de. Doğru. Nasıl geçti kongre? Neler bekliyor Gençler Birliği? Ben bugün büyük bir duygu gördüm burada. Çünkü böyle bir camia hakikaten hiçbir kulüpte yok. Bir de çok nezih, farkındaysanız çok nezih bir topluluk buradaydı. Yani müthiş bir duygusal bir kongre oldu İlhan abiden sonra. Yani hiç kimseden bir değişik bir ses çıkmadan hep beraber birlik beraberlik mesajı verildi. Bu kulüp için çok güzel bir şey. İleride daha neler olacağını gösteriyor yani. Neler olacak? İnşallah. Bu seneden sonra inşallah çok güzel yerlere, daha çok seyircili bir Gençler Birliği olacağını tahmin ediyorum. Murat Başkan çünkü daha dinamik, genç, babasının izinde güzel bir başkanlık yapacağını tahmin ediyorum. Yani kişisel deneyimlerime göre söylüyorum. Artık transfer işlerinde Aykut Akalın biraz daha aktif olacak gibi geliyor. Transfer sistemi nasıl olacak Gençler Birliği'nde artık? Valla işte Murat Başkan'ın denetiminde hep beraber, ben şunu söyledim Murat Başkan'a, eskiden İlhan abi nasıl gidip kendisi futbolcu buluyordu. Dedim hep beraber gidelim, gene bakalım görmediğimiz futbolcuları almayalım. Yani artık heyet var diyebiliriz. Heyet var tabii, artık birlik daha, şöyle söyleyeyim, İlhan abi rahmetli. Bu işin duayeniydi. Biliyorsun bütün futbolcuları kendi alıp getiriyordu. Ama son zamanlardaki sağlık sorunlarından dolayı biraz buna ara vermişti. Ama biliyorsun başkan herkes beyaz diyordu, o siyah diyordu. Evet. Oradan başarılıydı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biraz önce Murat Başkan da sizden bahsetti. Gençler Birliği yönetiminin en yeni üyelerinden bir tanesiniz. Gençler Birlikte olduğunuzu biliyoruz. Yönetim kurulunda öz Gençler Birlikte fazla kişi olmadığı artık konuşulan bir konu. Değerlendirmenizi alalım. Nasıl sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ederim. Öncelikle Murat Başkan'a bizi seçtiği için, yönetim kurulunu aldığı için çok teşekkür ederim. Ben gözümü açtım. Siyah, kırmızıydı bizim evimizin bütün döşemeleri, perdeleri, koltukları. Babam Sarı Kemal, rahmetli avukat Kemal Kaya ile biz gençlerle doğduk. Gençlerle öleceğiz. Bu tabii 3. jenerasyonda da devam ediyor. Benim oğlumla da devam ediyor. Biz her gün, her maçta, her hafta maratonda onunla beraber maç seyrediyoruz. Tabii böyle bir hizmet almak benim için onur verici bir şey. Bundan sonra Gençler Birliği'nde gerçek bir gençlerli olarak Gençler Birliği'ne hizmet etmek benim için çok büyük bir zevk ve onur meselesi. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Geri döndün yönetime. Teşekkürler. Geçen dönem ayrılmada senin kendi katkın da vardı. Aktif olmak istememiştin, biraz dinlenmek istemiştin. Evet. Tekrar gücü topladın, Gençler Birliği yönetimine geri döndün. Ne diyeceksin? Aslında biz hep oradayız çünkü yani sen de ben de hep oradayız. Biz tribündeydik hani yıllar önce de. Hani biz belki tribünde de tanıştık, sonra İngiltere'de beraber maç izledik. Hani birbirimizin neredeyse çocukluğuna şahitiz. Ben şimdi yönetimdeyim ama sen de hani Gençler Birliği'nin taraftara ulaşmasında çok önemli bir görev üstleniyorsun. Hani başka tribünden arkadaşlarımız da şimdi tribün lideri, başkaları hani nedir o oluşturdukları gruplarla hala bu ilgiyi devam ettiriyorlar. Bu açıdan hani yani şimdi yönetim kurulu listesine girmiş olabilirim ama hepimiz her zaman Gençler Birliği'ndeyiz aslında. Yani öyle de neticede 1,5 yıldır falan bir aslında bir duraksama dönemi vardı. Hatta 2 senedir Gençler Birliği'nde. Hiçbir şey yapılmadı. Basın adına da yapılmadı. Diğer konu, özellikle taraftar politikası konusunda. Hı. Sen yine aktif görev alacağını düşünüyorum açıkçası.
Elbette hani ya, ama öte taraftan artık seyirci sorunu, taraftar sorunu sadece Gençler Birliği'nin sorunu olmaktan çıktı aslında. Hani bütün stadyumları düşünürsek ve mevcutlarını, kapasitelerini ve seyirci ortalamalarını düşünürsek aslında bundan sonra Türkiye'deki bütün kulüplerin seyirci politikaları üzerinde düşünmesi ve bazı projeler geliştirmesi lazım. Belki yani bizlerin yapacakları, yapabilecekleri şeyler hani onlara da örnek olur. Yani öyle onlara da örnek olacak şekilde aklımızda fikirler, projeler var. Bekliyoruz. Bakalım. İhtiyacı da var çünkü gençler. Siz destekledikçe gerçekleştireceğiz.